Şimdi Taşlık Plajı'na geldik arkadaşlar. Burası Datça'nın merkezinde bulunan en ünlü iki koydan bir tanesi. Ama buraya şimdiki geliş amacımız harika bir mavi yolculuğa çıkacağız. Akşamüstü gün batımı turuna çıkacağız. Şu anda Karaoğlu Yatçılığın misafiri olarak buradaki yatları beraber 2 saat boyunca keşfedeceğiz. Kendileri de bizi bekliyorlardı. Sağ olsunlar, güzelce de bir hazırlamışlar yatı. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geliyoruz, geliyoruz. Birkaç acıktık biraz da. Tamam, geliyoruz. İşte arkadaşlar 2 saat boyunca birazdan zaten kaptanımızla konuşuruz. Hangi koylarda durduğumuzu söyleriz. Zaten Karayolu'yla sabahtan beri size birçok yeri anlattım. Hangi koylara nasıl gideceğinizi. Bu sefer de böyle bir yat turuna ekstra çıkarsanız ya da uzun ya da kısa turlara çıkarsanız nereleri göreceğinizi de biraz anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız mavi yolculuğumuz başlıyor. Bu Güret'le çıkacağız arkadaşlar. Şimdi az önce başta bir sohbet ettik. Bunlar 8 kişilik özel gületler, yatlar. Böyle normalde sezonluk da sezonlar başlayınca hem konaklamalı da çıkıyorlar. Günübirlik eskiden yokmuş ama bu aralar sezon başlamadığı için günübirlik çıkıyorlar. Yani günübirlik turlarımız da oluyor. Oluyor da ama sezonda ama tabii daha çok konaklamalı. Konaklamalı. Onu konuşacağız birazdan. Ama böyle çok özel misafirler olduğu zaman da böyle saatlik turlarda çıkılabiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi Datça'nın Taşlık Limanı'ndan turumuza başlıyoruz. Şimdi Arda dostumla muhabbete başlıyoruz. Bizi biraz bilgilendirir misin? Mesela buraya gelecek olan insanlar sizinle nasıl turlara çıkabilirler? Şimdi abi bizim iki türlü konseptimiz var. Birisi günlük tur, birisi konaklama tur. Günlük turlar şu şekilde oluyor. Tekne bir kere özel. Yani o günkü misafirlere ait. Farklı ekstra bir grubun içine biz onları dahil etmiyoruz. O gün 8 kişiyle sınırlıyız. O günkü 8 kişiye kadar olan grupları sabahında limandan alıyoruz. Günde 3-4 koy. Şimdi tur da özel olduğu için bazen misafirler diyor Arda bu koy çok güzelmiş. Biz bu koyda duralım diyor. O gün sadece o koyda geçiyor. Beğenmediğimiz yerden çıkıp sakin yerlere gitmeye çalışıyoruz. Ne güzel. Bir de Datça o konuda çok zengin ya. Tabii abi çok güzel koylarımız. Yani birbirinden güzel. Yani bir yan koyun öbür yan koydan evraklık açısından hiçbir farkı yok. Evet evet. Zaten bakın şu anda biz özellikle gün batımı saati istedik. Zaten kara turumuzu yapmıştık koylara. Drone'la da bol bol çekmiştim. Birazdan devam edeceğiz gün batımını ama peki şimdi bu konaklamalı dediğin ne oluyor? Günlük devam et. Bu günlük turumuz için abi yemek dahil oluyor bizim. Herkese porsiyonluk balık, salata, patates salatası, köz patlıcan salatası. Süper. Gün içindeki çay kahve ikramlarımız sınırsız. Ne zaman talep gelirse şu o zaman. Şu an acıktım. Deseydin abi yapardık. Eyvallah şeyler. Sağ ol. İçeride içecek satış yapmıyoruz abi çünkü maliyetleri çok arttırıyor. Tabii. Biz misafirlerimize diyoruz ki dışarıdan alıp gelin ne isterseniz. Dolabımız var. Bütün gün soğuk hava edebiliyoruz. Akşam da 6 gibi limana dönüyoruz. Bu bizim günlük tur konseptimiz. 2024 Haziran itibariyle kadar otur? 20.000 TL abi. 20.000 TL 8 kişinin fiyatı. Evet yani 8 kişiye kadar o günkü teknenin fiyatı. Tamam. 8 kişiye kadar olan gruplarda 20.000 TL. Süper. Yani 8 üstüne zaten diğer tekneler 2.000 lira olmuş neredeyse. Günlük yani onlar, o şeyler. O civarlarda dün abi. Dün şeyde kalkandaki ne kadardı? 1750 liraydı kalkandaki. Doğrudur abi. Yani burada biz insanlara hani VIP hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü şunun farkındayız. İnsanların bir günü var. Sabah 10'da akşam 6'ya kadar bir 8 saatlik süreçte bizimle beraberler. Biz bunları en iyi şekilde ağırlamak için uğraşıyoruz. Ki olabilecek bence en güzel olay da bu yani. İşte abi yani yorumlarımız çok güzel. Zaten sezonumuzun takvimimizin genelde kıştan yarısı doluyor. Tavsiyeler, referanslar güzel geliyor. Ne babam güzel. Zaten 40 senedir bu işi yapıyor. Evet, ben 10 yaşına girdim tekne. 14 senedir bu sulardayım. Artık bu işi yapıyorsun sen tamamen. Yoksa kışın başka bir şey, yazın başka bir şey mi? Okul okuyordum abi ben. Okulumu bitirdim. Yine okula gitmeden önceki mesleğime girdim. Ne güzel, ne güzel. Eğer zaten böyle bir zanaat varsa vallahi daha iyi ya. Ona yönelmek. Bir de şeyi anlatır mısın? Bu konaklamayı anlatır mısın? Abi konaklamalı turda bizim bir gün sınırımız yok. Yani misafirlerin talebi ve bizim takvimimizin müsaitlik durumuna göre gerekirse 2 gün, gerekirse 3, 5, 7 gün, 1 ay. 1 ay bile tur yaptık biz. Peki 30 gün. Ama şey değişiyor mu rota? Tabii rota o zaman Hisarönü Körfezi'ne iniyoruz. Tabii o da rotanın gün sayısına bağlı olarak değişiyor. Başka şehirlere falan gidiyor musunuz? Mesela yani, Antalya'ya kadar ne bileyim abi, o kadar değil. Yani Muğla civarına. Şöyle Selimiye'ye iniyoruz. Bozburun, Söğüt,
Ha. Bozburun'a Söğüt tarafına geçmek için günün biraz daha uzun olması lazım. Yani bir 7 güne doğru tamamlaması lazım ki zaman anca yetiyor. Çünkü biz şunu yapmıyoruz abi. Full tempo denizde gidip koydan kısmıyoruz. Anladım. Daha sakin, daha az motor sesi. İstediği zaman denize girip çıkabileceği, güneşleneceği bir tur düzenliyoruz. Yani gerçekten benim de tam istediğim tur o. Yani o bas bas teknelerde bağırma, müzik falansa yok bunun abi, gibi. Biz zaten şey için çabalıyoruz sürekli. Sakin koylara yanaşmak. Ya bazen evet, kaçamıyoruz. Evet. Mümkün olmuyor bu. Şekil ağda görüldüğü gibi. Abi yan tarafa koyuyorum koyu. Evet. Çok kalabalık. Evet. Çok kalabalık olduğu için yani çok rağbet var oraya. Ben bu seneki benim favori koyum burası. Buranın adını ne koydun? Burası Çeti Suyu abi. Çeti Suyu. Evet. Ne demek Çeti Suyu? Abi valla biz böyle öğrendik ya yıllardır. Ha bu şey değil mi ya? Çeti Suyu'nu içtin mi? İçersen bir daha geri geliyorsun muhabbeti o mu? Datça'da öyle bir şey var mıymış? Fethiye'de abi? Var. Orası bilmiyorum. Şimdi evet ben de buradayım bu arada. Şu an dediğim gibi bakın akvaryum koyu şurası karşısı. Çapa'ya şimdi yapacak abi, duracağız. Ben sol tarafa tamam. Alsam çok burası, sağ olasın. Evet. Şimdi dediği gibi yüzmek için molalar verdiği için biz burada yüzeceğiz şimdi. Buranın en güzel koylarından bir tanesindeyiz. Çeti koyuna geldik. Akvaryum koyu şurası. Biz dedik hani kalabalık olmasın, bize özel bir koy olsun dedik. Buraya geldik. Şimdi burada da birazdan yüzeceğiz. Sonra sohbetimize de devam edeceğiz. Tüm hizmetler veriliyor. Öyle tırmanma, işte simite tutunma yok. Özellikle merdiven indiriyorlar denizden çıkmanız için. Çünkü en büyük zorluk atladıktan suya çıkmaktır. Böyle çok güzel merdiven de yapılmış. Böyle misafirler yüzdükten sonra, keyfini çıkardıktan sonra yukarı çıkabilirler. Mükemmel. Sağ olsunlar. Bana özel koy. Kimse yok. Kimse yok. Sonunda Datça'da kimsenin olmadığı bir koy buldum. Muhteşem ya. Şimdi ben unuttum az önce sana sormayı. Bu konaklamalının fiyatı ve içeriğini tekrar anlatır mısın? Anlatayım abi. Abi konaklamalı turumuzun günlüğü 25.000 TL. Bu gün sayısı tamamen misafire ve bizim takvim müsaitliğine bağlı. 3 günde tercih edilebilir, 5 günde tercih edilebilir, 7 günde tercih edilebilir. Ha biz bunları aslında konuştuk, sadece fiyat kısmını evet, konuşmadık fiyat değil mi? Fiyat kısmını, bunun da günlüğü 25.000 TL. Onun da sana birazcık detayını anlatayım. Tabii. Bu arada olur. Haziran 2024 itibariyle. Evet, bunu tekrar belirtiyorum. Önemli bir detay. Abi 3 günlük turdan ben sana örnek vereyim. Çok daha rahat olur. İlk gün sabah 10'da limandan ayrılıyoruz. Aha. Birinci gece yatıyoruz. Bir rota var mı elinde? Rotamız var abi. Ben sana harita getirdim. Ha, tamam. Haritamızı da ben sana göstereyim abi. Oo, Pir Reis'in haritası gibi açtı valla. Abi şuraya bir şey koyabilirsek bir ağırlık. Tamam öyle tutarsan. Dur ben koyayım bir şey. Drone'u koyalım. Tamam. Şimdi abi Allah ben sana anlatayım. Şimdi abi bizim Datça limanımız burası. Tamam. Bizim günlük tur rotamız burası. İnceburnu'na kadar geliyoruz. Burada akvaryum, kargı, incirliğin gibi 6-7 tane güzel koyumuz var. Konaklamalı turumuzun rotası abi Hisarönü Körfez dediğimiz alan. Buraya geliyorsunuz. Evet. Yani burada ben sana sırasıyla göstereyim abi. Aktur. Şurada Bencik. Hurmalıbük. Burası ki Selimiye. Buralara araç ulaşım yok. Tabii bu abi. Mesela yok. Yani, evet, biz bunu gidemedik buralara. Şu aradaki koylara sıralı bük dediğimiz yerler var. Buraya araçlı ulaşım yok. Genelde çoğu yere zaten araçlı ulaşım olmayan yerleri tercih ediyoruz. Doğanın bozulmadığı, bakir tabii kaldığı yerler, şehirden uzak yerler. Burası Bencik Limanı. Çok güzel bir dokusu var. Çamlık, sakin. Selimiye burası abi. Ha, biz yarın oraya geçeceğiz. Burada Koca Adamız var. Kilisel Ada var. Hani birazdan Marmaris'e yaklaşıyorsunuz o zaman. Tabii birazdan Marmaris'e yaklaşıyoruz. 4 güne kadarki turlarımızda bu körfeze tamamlıyoruz. Hisarönü Körfezi komple geziyoruz. 4 günü aşıp bir hafta, hatta bir haftadan daha fazla olan turlarda da abi buradan burnu dönüp aşağı doğru Bozburun ve Söğüt taraflarına gidiyoruz. Anladım. Söğüt'te çok güzel bir gün batımı oluyor. O da içeriden bir bilgi. O zaman güzel. Yani sevdiğim bir yerdir orası.
Bizim abi rotamız bu şekilde. Yani buna günlük 25 bin lira, bir de yemek detayı var demiştin. Tabii yemek detayı şöyle abi. Misafirlerimize ait kumanya, yiyecek ve içecek. Ama biz son 3 senedir şöyle bir sistem yapıyoruz. Bir menü belirliyoruz tura çıkmadan önce misafirlerimize. Sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Öğle genelde zeytinyağlarla geçiyor. Akşam da et balık üzerine gidiyor. Menüyü oluşturduktan sonra ben şöyle bir alternatif sunuyorum. Dilerseniz ben sizin yerinize alışveriş yapabilirim. Onda bir %10 hizmet bedeli alırım. Ha, anladım. Ama bu tamamen misafire ait. Ya bunu kabul etmeyip Arda ben kendi yiyeceğimi getireceğim derse onu o şekilde asla bir zorlama olmadan kabul ediyoruz. Bu arada var ya hani saatlerde insan burada kalmak istiyor ya. Çok güzel yerde durdun. Ya, tamam teşekkür ederim Arda. Ağzına sağlık. Abi ne demek. Birazdan kapanışta zaten görüşürüz. Görüşürüz abi. Şimdi bir bakalım odalar nasılmış. Arda geliyorum yanına. Evet. Kaptan merhaba. Ha, bu arada kaptanla bir tanışalım ya. Hoş geldiniz. Nasılsınız abi? İsminiz, isminizi tekrar söyle. Mehmet hocam, Mehmet kaptanımız. 40 yıldır bu işi yapıyormuşsunuz. Oğlunuz anlattı. Valla çok zevkli bir iş olsa gerek. Gerçi zorluklarını siz daha iyi bilirsiniz ama. Var zorlukları var. Var ama doğayla savaşıyorsun. Doğayla tabii. Evet. Pandemide falan da bir de öyle dertler çıktı. Onlarla çok böyle yorduysa. Pandemide işimiz güzeldi. Güzeldi değil mi? Güzeldi. Aileler kapalı tur istediler. Dışarıdan kaçmayı. İzole turlar. İzole turlar. O güzeldi yani. Güzel 3-4 sene güzel şey geçirdik. Bu sene iyi mi işler? Bu sene biraz %50. Bakalım bayram iyiydi. Bakın bayramdan sonra nasıl olacak inşallah. 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 Bakalım inşallah bizim de bir katkımız olur sizlere. İnşallah. Şimdi dostum bir göstersene şu odaları. Göstereyim abi. Gösterirken de yine konaklamada tamam. Bilgiliyi vermeye devam edersin. İstersen hep şöyle arka havuzlu çeker misin? Hani bilmiyorum. Evet ben biraz dağıttım burayı da. Tamam olsun abi. Şimdi burası şey oturma alanı. Evet burası arkada yemek masamız. Aha. Oturma alanı, dinlenme alanı. Yani yaşam mahalli burası. Burada işte istedikleri gibi iyi biçebiliyorlar. Tabii. Alkol serbest. Öyle mi? Tabii. Bu botlar ne yapıyorlar? Ekstra... Bir halat da alamaya gidiyorum abi. Ha, ya tamam. Da mesela bir yerde bir malzeme eksik oluyor gidip alıp geliyorum. Tamam o sizin kendi kullanımınızda. Tabii bazen teknenin yanaşamayacağı koylar oluyor. Bir misafirimiz mesela kendi aralarında onlar tur öyle geliyor. Aha. İnmek istiyor. Hani ha. İstiyor dedim şöyle. Hani tarih mesela erken uçak bileti oluyor, işi oluyor. Gideceği zaman onları bırakıp getiriyoruz. Falan. Anladım. Transfer gibi. Abi mutfağımız burası. Açık. Yani her şey günlük. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği. Burada hazırlanıyor, buradan servis ediliyor. Evet, mesela. Az önce çayınızı da çok beğendik. Afiyet olsun abi. Burası içeride bir oturma alanı. Evet. Yağmur çamur oluyor. Yani hani bazen yaz yağmuru geliyor, hava rüzgarlı oluyor. Burada barınabiliyoruz. Kışında yapıyor musunuz turlar bu arada? Yok, Ekim'e kadar. Abi. Ekim'e kadar. Ekim'le Mayıs, Mayıs'la Ekim arası mı? Mayıs, Nisan'da da atıyoruz Nisan'da. Teknemizi. Biraz hazırlıklar sürüyor. Aha. Mayıs'ta başlıyoruz artık. Yani Kasım'da tekneyi çekmiş oluyoruz. Bak burada da şöyle gösterelim. Bakın bütün tuşlar var. Elektrik panomuz her burası. 12 volt, 220 volt. Hmm. Şu anda güneş enerjisinden. Ha evet panelleri de gördüm. Alıyoruz. Evet. Aha, ne güzel. İnvertörümüz var. 3000'lik. O 220'yi veriyor bize. Faydası oluyor yani değil mi güneş enerjisi? Dolaplarımız şu anda 220 dolaplarımız çalışıyor. Dolaplarımız şarj el. Onu birazdan bir göstereyim. Her şey var abi yani teknede elektrik işte orada. Şimdi burası. Burası abi içeriye indik. Tamam. Aşağı yatak odalarına. Burası abi ana tuvaletimiz. Oraya bir gösterelim. Burası abi ana tuvaletimiz. Yani tıpkı bir otel odasındaki gibi arkadaşlar. Yani ne varsa burada da var. Burada abi biz ev konforunu vermek istedik. Ev tuvaleti koyduk. Yani teknelerde evet, normalde tekne tipi biraz tuvaleti. Biraz farklı oluyor evet. Burada bildiğimiz ev tuvaleti abi. O da duş da alabiliyorlar değil mi? Tabii orada? Tabii duş da var. Ha, burası da bir çift kişilik yatak odamız. Çift kişilik burası. Evet. Burası. Sağ tarafta aynısı var ikizi. Ha, 4 kişi kalıyor. Burada da abi bir tuvalet var. Onu da göstereyim ben. Ha bu ne güzel. Arkasında. Buraya özel. Buraya özel bu tuvalet. Oo burada duşakabin falan da var yani. Vallahi iyiymiş. Duşakabin de var orada. Evet abi. Buraya da tamam, buraya da gelelim. Abi burası da bir çift kişilik daha odamız. Anladım. Çok güzelmiş ya. Yani teknemiz geniş bir tekne abi. 15 metre. O zaman ne oluyor? 2, 4, 6 kişi rahat rahat kalabiliyor. Evet abi. Konaklamalı. O zaman 6 kişilik mi çıkıyorsunuz o zaman? Evet. Günlük kapasitemiz 8, konaklama kapasitemiz 6 kişilik. Anladım.
Şimdi biz bayağı sohbet etmeye devam edeceğiz. Çünkü sabahtan beri sosyal medya uğraşmaktan muhabbet edemedik. Artık burada kapatıyorum arkadaşlar. Başka bir noktamız kaldı mı? Yok burada abi, rotamız bitti. Efendim? Ha, ön taraftaki doğru abi. Orada. Evet, evet, dur pardon. Sohbete daldık. Evet, buraya geçelim. Buzya Hanım merhaba, keyfini çıkarıyorsunuz. Ne hocam burada? Abi burası yani 6 kişiye çok rahat yetebilecek bir güneşlenme alanı. Orası gölgeliğimiz var tente. Hı hı. Burası güneşlenme yataklarımız. Talep gelirse tenteyi de topluyoruz. Full güneşlenme alanı yapıyoruz. Full güneşlenme. Hatta şöyle bir şey oluyor. Odaları gezdik ya abi. Genelde misafirlerimiz yıldızların altında uyumak istiyor. Çünkü şehirden uzak, hı hı, koylarımız. Şehir ışığından uzaklaşıyor. Ya tabii gece burada konu. Yıldızlar üstümüze yayıyor abi bütün. Aslında var ya yıldızlar, gün doğumunu seninle yapmak lazım diye. Tabii abi. Valla. Bir daha gelirsem öyle yapalım. Şimdi burada yatıyorsun abi. Güneş üstüne doğuyor. Tabii. Sabah. Ha şeyi de ben burada göstereyim. Bakın güneş panellerini merak edenler varsa güneş panelleri burada. Kendi enerjisini kendi üreten bir sistem de var burada. Başka var mı abi anlatacağım bir şey buradan? Abi anlatacağım bir şey yok. Yani burayı da güzel yapmışsınız böyle yastığı mastığı orası falan. Orası kaptanı yer abi gece. Ha orada mı yatıyor? Gündüz misafirlere kaptan gece kapatıyor kendine. Ben yatsam kesin düşerim. O zaman gel Arda'cığım kapanış abi yapalım. Vallahi çok güzel bir Datça gezisi oldu. Zaten 2 gündür her yere gittik, gezdik, tozduk ama kapanışı bu kadar huzurla yapmak iyi geldi. Tamam. Böyle bir yarım saat daha buralarda duracağız. Ondan sonra artık limanımıza gideceğiz. Teşekkür ederim. Abi zaten ben teşekkür ederim. Sağ ol, hoş geldiniz tekrardan. Bilgilerini de bu arada açıklamalarda hem Instagram hesabımda, Reels olarak da işte hikayelerde ve YouTube videosunun açıklamalarında iletişim bilgilerini de göreceksiniz arkadaşlar. Kendilerine iletişim geçin, fiyatlarınızı alın çünkü artık ülkemizde her şey çok hızlı değişiyor. Tabii yani bu hafta ile öbür hafta tutmuyor bazen. O yüzden bana kızmayın sonra sen öyle demiştin de öyle değildi falan demeyin. O zaman yeni rotalarda görüşmek üzere. Bay bay.